Arkadaşlar hepinize selam. Hafta içi Schöneberg tarafındayız. İtalyan bir pizzacısına geldik. Sipariş verdik ikimiz de. O gün işten çıktık Livi'yle. Onun test kontrolleri var. Yaptığı testleri kontrol etmesi lazım. Allah kaç tane? 100 küsur kağıt kontrol etmesi lazım. Ben de bugün hasta öğretmenlerin yerine bir sınıfa girdim. Çocukları da tanımıyorum. Bir şey söyleyeceğim hep. Senin ismin neydi? Senin ismin neydi? Bu şekilde geçti. Şimdi arkadaşlar yavaştan buraya yaz gelmeye başlıyor. Zaten görüyorsunuz. Masmavi hava. Artık böyle dışarı çıkmaya başladık. Hani yürüyüş havaları yavaş yavaş Berlin'de başlıyor. Bu arada bazen mesela hani bu Almanya videolarının içinde de birkaç hani finans şeyiyle ilgili bir şeyler paylaşıyorum ya, oradan geri dönüş yapan birkaç arkadaş oldu Berlin'de, onlarla buluşacağız. Yani özellikle böyle yatırım kripto olsun, hisse senedi olsun abi, ilgileniyorsanız yani yatırdıysanız bir şeyler mutlaka yazın, konuşalım, fikir alışverişi yapalım. Hoşuma gidiyor, herkes insanlardan başka şeyler öğreniyorlar. Bugün başka bir arkadaştan başka bir broker, yeni bir kripto broker'ın kullanımını öğrendim falan filan. Vivi yalnız bırakmayayım. Buraya insanlar da bisikletlerini koymuşlar. Şimdi yavaştan biz pizza açılışını yapalım. O bizim pizzalar gelmiş. Açılışı yapalım, ondan sonra devam ederiz. Schatzi, guten Appetit. Hast du viel Hunger? Oder geht's so? Also die reichen mir. Ja. Ich glaube, ich bestelle auf jeden Fall noch ein Stück. Önce bir şunları yiyelim de arkadaşlar. Ja, für YouTube. Natürlich. Ist das okay, wenn ich dich aufnehme? Natürlich. Ja. Prost. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz benim komşu benim bilgisayarı kurtardı sağ olsun, yani dataları, daha doğrusu ona yemek ısmarlayacağım. Şimdi buraya geldik bir İtalyan restoranına, o kendine bira aldı, ben domates çorbası söyledim. Şöyle büyük yapayım daha güzel gözüksün. Die Pizzen kommen auch. Buradan şimdi şeyler de gelecek, pizza söyledik, pizzalar da gelecek. Şöyle bir yandan beni de gözümü açamıyorum, hava inanılmaz güzel, güneşli. Bundan sonra da Vivi'ye gideceğim. Gerçi daha yapılacak işler var da şimdi önce böyle bir Morat'la geldik, bir yandan deniyoruz. Ben bu restoranda daha önce hiç gelmedim. İlk defa deneyeceğim. Morat gelmiş. Güzel diyor. Buradayız. Morat, danke dir nochmal. Du hast alle Daten gerettet, man. Kein Problem. Danke, ich bin sehr dankbar. Böyle kocaman bir pizza geldi arkadaşlar. Bunlar üstüne zeytini de koyuyorlar aslında. Normalde Dievola'ya zeytin konulmuyor. Zeytin. Wie heißt das auf? Zeytun. Zeytun. Ah, Zeytin heißt Zeytun. Ah, wusste ich nicht. Wie heißt dann, wie sagt man, Tomaten? Tomate. 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 Ah, okay. Wir sagen Domates. Domates. Ya. Murat bu arada Tunezya'dan geliyor arkadaşlar. Tunuslu. Burada Murat, was studierst du nochmal? Computational Engineering Sciences. İşte böyle süper bir şey okuyor. Bizim anlamadığımız şeyler. Neyse arkadaşlar, buradan bir size ne yediğimizi göstermek istedim. Murat, was hast du bestellt? Petit Pollo oder wie heißt das? Ja, Hähnchenbrustfilet mit Champignons. Okay. Sollte lecker sein, aber wir warten immer noch. Ya, ben de onunki gelsin diye onu bekliyorum. Neyse, yavaştan, soğumadan bir geçeyim. Möchtest du mit Pizza anfangen? Nee, nee. Kannst du was probieren? Ja, okay. Vallahi Murat'ınki de bayağı güzel gözüküyor ya. Cool yapıyorlar burada. Bu restoranı beğendim arkadaşlar. Neyse, egal Şat. Bugün sağlıklı bir yemek yapalım diyoruz arkadaşlar. Alışverişe geldik yürüyle. Ya bu bizim Murat ne kadar çok şey biliyor. Var ya Murat, inanılmaz bir şey. Bayağı coinler, Solana sistemi, Ethereum sistemi, adam her şeyi biliyor ya. Bazen videolarda anlatıyorum. Coinlere çok geç girdim. Benim karşı komşum bana demişti hep, al daha düşemez, çok düştü diye. O çocuk bu çocuk işte arkadaşlar. Freeze. Arkadaşlar Vivian'ım yine böyle muhteşem bize hazırladı. Aslında biz hep Türklerden alıyoruz bu etleri. Çok tadı daha güzel oluyor. Türk marketi var burada. Schöneberg tarafında. Bu sefer EDK'dan aldık. Artık o da biraz hasta, hala toparlayamadı. Neyse hadi ben şimdi çok uzatmayayım, bir göstermek istedim. Ben Kişatsi. Buraya geldiğinizde şey almanız gerekiyor. Araba için fiş kağıdı. Sonra onu kasada alışveriş yaptıktan sonra göstermeniz gerekiyor. Şimdi bu bilgisayarı ben yeni aldım ya arkadaşlar. Eskiden yaptığım videoları editleme hızıyla şimdikine bakıyorum. Hay inanılmaz hızlı yapıyor ya, ki benim hani Omen marka vardı bende bilgisayar. O da gaming bilgisayarıydı. Bu da Asus, bu da gaming bilgisayarı. Yeni aldım biliyorsunuz. Birkaç video öncesinde söylemiştim. Birkaç dakikada bitiriyor ya. İnanamıyorum yani. Teknoloji inanılmaz geçmiş. Şimdi şey çok koyuma gitti. Tam Sicilya videolarını editliyorum. Sicilya videosunu editledim Wi-Fi ile. Burada da Sicilya'da çekildiğimiz fotoğraf. Çok güzel bir tatildi ya. Mutlaka arkadaşlar Sicilya'ya gidebiliyorsanız abi gidin. İnanın bana, iyi ki dinlemişim Çağlar'ı, iyi ki gitmişim diyeceksiniz. Mutlaka ya eşinizle, nişanlınızla veya sevgiliniz varsa sevgilinizle gidin. Öyle atıyorum 2-3 erkek veya 2-3 kız gidilecek şey değil yani. Tamam herkes çift orada. Abi sevgilinizle gidin yani. Bu arada size başka bir videoda şeyi anlatacağım. Bu yapay zekada biliyorsunuz inanılmaz gelişmeler var. Ben de kendim hep yapay zeka hisse senetlerine yatırım yaptığım için hep onların haberlerini takip ediyorum. Yapay zeka benim kendi hayatımı da çok kolaylaştırdı arkadaşlar. Kullandığım programlar falan. Çok projeleri yazdım, ödevleri daha hızlı yazmama, daha kolay yazmama yardım ettiği için ve bu bölümlerde daha önce bu teknolojileri kullanmayan insanların nasıl işlerini kaybetmeye başladıklarını gördükçe daha böyle ilgimi çekmeye başladı. Şimdi bizim dediğim gibi Murat da bu konuları falan çok iyi anlıyor. Sağlık sektöründe yapay zekanın vallahi sağlık sektöründe çalışanların nasıl işini elinden almaya başladığını anlattı. Hatta dedi bir gün bak buluşalım, bir tane benim Berlin'de radyolog bölümünde çalışan bir arkadaşım var, anlatsın sana dedi. İyi dedim, buluşalım. O da dedi çok kafa bir çocuk. Neyse onun dediğim gibi konusunu başka bir videoda çekeceğim. Tamamen yapay zeka Almanya'da hangi sektörleri bitirmeye başladı, hangi sektörlerde kullanımı yaygınlaşıyor diye. Çok yani hem beni korkuttu hem çok kafamı da açtı. İnanın tahmin ettiğimizden çok daha bangır bangır, gümbür gümbür geliyor. Ve bazen şimdi okuduğum haberlerden de hani kendime video içeriği için bir klasör oluşturdum. Abi bayağı sektörü, bayağı mesleği etkileyecek. Bazen diyorsunuz ya böyle işte bizim mesleği yapay zeka ele geçirene kadar şunu yapabilmesi lazım, bunu yapabilmesi lazım. İnsan bazen öyle düşünüyor. İstatistikleri okuyunca firmaların normal çalışan yerine yapay zekayla ne kadar daha az para ödeyip ne kadar çok iş yapabildiğini gördükçe ve insanları işten çıkarmaya başladıklarını gördükçe aslında yapay zekanın bütün meslek gruplarını inanılmaz etkileyeceğini fark ediyorum. İnsanlar çok küçümsüyorlar yapay zekayı. Herkes kendisini çok zeki zannediyor. Herkes işini, nasıl diyeyim, benim bir robot, bir yapay zeka programı benim işimi elimden alamaz gibi düşünüyor. Arkadaşlar reality çok başka yani. Birazcık ilgiliyseniz şöyle söyleyeyim, mesela Instagram sayfaları var. Nvidia'nın, AMD'nin, bunlar biliyorsunuz yapay zeka çip üreticileri. Bunların sayfalarını takibe alın. Buradan yeni gelişmeleri paylaşıyorlar mesela. Onları internetten, o blogları, vlogları bulun, izleyin. Aklınız durur. Yani teknoloji hakkında, bu özellikle yapay zeka hakkında içine girdikçe, okudukça, araştırdıkça Allah'ım burnum inanılmaz. Niye böyle düşünüyor ya? Burası bile bu aralar arkadaşlar çok soğumaya başladı. Neyse, cümlemi bitireyim. İşte içine girdikçe insan daha çok şok oluyor. Bugün burada 2 derece biliyor musunuz bu arada hava? 2 derece. 2 derece daha düşse 0 derece olacak yani. Buz tutma şeyi. Birden burada şimdi Vivi'nin evindeyiz. Mart ayı artık ilkbahar başlıyor diye buranın yönetimi de kaloriferleri kapattı. Bunların bir otomatik ısınma sistemi var. Kendi kafana göre onu aktive edemiyorsun. Derecesini indirip çıkarıp indirebiliyorsun. Hani şu kadar derecede ısıt evi diye. Ama kendin aktive edemiyorsun. Kapattılar şimdi bina. Hissediyorum soğuk yani, bozu gibi. Neyse. Şimdi yapay zeka şeyine detaylıca gireceğiz. Arkadaşlar yeni geliyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hiç beğenmiyorsunuz videoları. Benim için değil. Bak saçlar beyazlamaya başladı. Beğeni bana bir ego tatmini sağlamıyor ama kanalın büyümesi, yani büyüme de demeyelim de algoritma en azından ilgilenen insana ulaşması için önemli. Dediğim gibi yabancı da olarak izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Berlin videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.